Ülkenin gündemini artık tartışmanın bile anlamının kalmadığı bir süreçten geçiyoruz ama dolar tl'nin sabit gittiğini yani sanki ülkede hiçbir şey yokmuş gibi devam ettiğini görürsünüz. Ya bir kalp atışı olsa ...şöyle bir atış sinyali olur. Yani kalbi durmuş gibi bir dolar TL ile karşı karşıyayız. İşin özeti bu. Burada şu noktaya geldiğimizde bir karar verecek. Bir hareket zamanı yaklaşıyor demektir bu da. Yaklaşık iki haftalık bir süreç var burada görünen. Burada haftalıkta ise aynı süreci şu noktada görüyoruz. Bu da yaklaşık görüldüğü üzere altı hafta kaldı demektir. Altı haftaya yaklaşık burada bir buçuk aya yakın bir süreç yapıyor. Şöyle düşünün. Buraya geldiğinde bir hareketlenme yapmak zorunda. Neden yapmak zorunda? Bakın şurada hamlenin o başladığı 18-20'lerden yükseliş hamlesinin başladığı trend bu. Bu trendi Merkez Bankası güzel götürüyordu. Sonrasında baskıyı gitgide artırdıklarından artık bu bandın şu noktasına yaklaş. Bu noktasına yaklaşmak bir kırılım sinyalidir. Sert hareket sinyalidir. O yüzden yakın zamanda sert bir hareket kaçınılmaz olacaktır. Bakın buna yaklaşık bir buçuk ay kaldı. Bir buçuk ay içerisinde artık sert hareket geliyor. O yüzden faiz kesmeyebilir sizi dikkatli olun. Diğer tarafa geldiğimizde ise yeşil ortalama. Şimdi yeşil ortalamanın üstü ve altı ayrı bir dünya biliyorsunuz. Buranın üzerinde kalması 34-30'un üzerinde kalması yüksek işlemektir. Şu anda altında. Haftalıktaysa burada uzun zaman sonra ilk defa değilmiş. Şöyle bir değerlendirme yapacağız. Bakın şimdi şöyle yapalım. Şu noktası kaç? 20. 20 TL geçtiği zaman diliminden beri bir şurada değmiş. 32.5'ta bir de şu anda değiyor görüldüğü gibi. Demek ki bir sert hareket yaklaşıyor. O zaman yakın zamanda dolarda yükseliş bekleme potansiyeli var. Gelelim euroya. Euro aşağı yönlü bir sinyal oluşturmuş. Bu sinyali de takip edeceğiz nasıl olacak diye. Şuradan bakacağız. Bakın kırılımın yaşandığı yer 38. Geri çekilme buradaki 35'e kadar diyor ama yapar mı zannetmiyorum. Şimdi çok fazla düşeceğini beklemiyorum ama haftalıkta onun için kritik aşama haftalık desteği kırma eğiliminde ya da buradan güçlü kuvvetli bir tepki vermek zorunluluğunda. Yani şöyle düşünün bakın. En son gördüğü nokta 18. Burada 20. Şu nokta 35. Her değdiğinde para kazandırmış. Demek ki şu anda bulunduğu nokta 37 TL para kazandırma potansiyeline sahip.